Şimdi arkadaşlar, bu S-curve çok ilginç bir yaratık. Sadece epidemik ya da işte enfeksiyon, salgın modellemesinde kullanılmıyor. Belki biraz şaşıracaksınız ama buyurun. Mobil subscriber sayısı, yani cep telefonu hattı abonman sayısı. Gördüğünüz gibi tam bir S-curve. 1980'de başlıyor. O günlerde tabii çok çok az var cep telefonu sahibi olan insan. 90'larda falan bir burnunu kaldırıyor. Ondan sonra ciddi olarak artıyor. Ve ondan sonra işte 8 milyar civarında, yani dünyanın nüfusu bu yani. Neredeyse herkesin bir cep telefonu var. Tabii herkesin bir cep telefonu yok. Bazılarının iki tane, üç tane cep telefonu var. Ama cep telefonu penetrasyonunda dünyada yanılmıyorsam %80 geçildi. Yani bu S-Curve'ün maharetleri salgınla kısıtlı değil arkadaşlar. Product Life Cycle modellemede kullanılıyor. Teknolojik talep tahmininde kullanılıyor. Yeni ürünlerin pazara girişlerinde kullanılıyor. Bunu da bir söyleyeyim dedim. Özellikle işletme ve ekonomi okuyan arkadaşlar S-Curve'lerle çok çalışacaklar. Bu arada her probability, kümülatif probability fonksiyonunun bir S-Curve olduğunda söylemeden geçmeyeyim. Yani normal olsun, viable olsun, gamma olsun, gompers olsun, beta olsun, hepsi bir sigmoid eğrisi şeklinde, bu S-Curve şeklinde. En son bir de şunu göstermek istiyorum size arkadaşlar. Tekrar salgına geri döneceğim. Demin size Çin'i gösterdim. Çin'in nasıl işi bitirdiğini gösterdim. Burada Çin'in S-Curve'ünün ucunu görüyorsunuz. Kore'nin nasıl başarılı olduğunu görüyorsunuz. Singapur'un, Japonya'nın, Hong Kong'un nasıl başarılı olduğunu görüyorsunuz. İtalya'nın S-Curve'ünü, İspanya'nın, Amerika'nın S-Curve'ünü görüyorsunuz. Ve Türkiye'nin S-Curve'ünü görüyorsunuz. Şu anda şu gördüğünüz noktalı çizgide vakalar her gün ikiye katlanıyor. Şu gördüğünüz noktalı çizgide ise 2 günde bir ikiye katlanıyor. Yani maalesef şu anda Türkiye 2 günde bir ikiye katlayan tek ülke dünyada, öyle görünüyor. Buradan benim sizlere vereceğim mesaj arkadaşlar, lütfen evde kalın ve herkesi de evde kalmaya teşvik edin. Yapabileceğimiz başka bir şey yok şu anda. Evde kalıp enfekte olmama çalışmaktan başka yapabileceğimiz bir şey yok. Kimseyi korkutmak istemiyorum ama gerçekler böyle. Görüyorsunuz bütün ülkelerin gidişatını ve Türkiye'nin gidişatını görüyorsunuz. Siz kendi kararlarınızı kendiniz verin. Türkiye'nin eğrisi doğru mu? Ne kadar test yapılıyor? Raporlanan ölümler doğru mu? Bundan önce raporlanan onlarca, yüzlerce, binlerce zatürre ölümü acaba korona mıydı? Bunları düşünerek siz kendiniz karar verin. Türkiye'nin durumu aslında bundan daha mı iyi, bundan daha mı kötü?